Evet işte burada insan kafasının, boğazının ve yemek borusunun yandan görünüşünü görüyoruz. Boğazda ayrıca buradaki soluk borusunu ve gırtlak olarak da bilinen larenksi de görüyoruz. Bunun üstünde de epiglot ve ariepiglottik kıvrımlar var. Bu videoda öncelikle ses tellerindeki tümörlerden kaynaklanan ses kısıklığının farklı nedenleri hakkında konuşmak istiyorum. Evet, e, bu tarafta gördüğümüz görselde de larenksin üstten görüntüsü. Yani bu ses tellerine ve larenkse doğrudan tepeden baktığınızda göreceğiniz görüntüdür. Burası epiglotun yani yutkunurken solunum yolunu koruyan küçük doku parçasının olduğu ön taraf ve burası da arka taraf. Doktorlar bir hastaya larengoskopi uyguladıklarında tipik olarak görülen görüntü işte budur. Larengoskopi, larenksi görmek için kamera kullanımıyla gerçekleştirilen bir görüntüleme yöntemidir. Kamera çok uzun bir tüpün üzerinde yer alır ki buna bazen teleskopta denir. İşte bu alet bu bölgede neler olduğunu görmek için kullanılır. Bu sayede larenks, diğer bir deyişle gırtlak ve çevresindeki dokular görüntülenir. Aslında larenksi görüntülemenin başka yolları da var. Ancak bu o bölgedeki her şeyi görüntüleyebilmek için fiber optik skop kullanarak uygulanan daha yaygın yollardan biridir. Burada genellikle alet geniz yolundan geçer ve boğazın arkasına doğru gider. Bazen bu görüntüleme aletinin ağızdan sokulması da mümkündür. Evet, şimdi devam edelim ve ses tellerinde görülebilen farklı tümörler hakkında konuşalım. Burada ses tellerinin nerede olduğunu göstermek için beyaz çizgiler çizmiştim. Ve tekrarlıyorum, epiglot işte şurada. Yanlarda da çevreleyen diğer dokular var. Bahsetmek istediğim ilk tümör tipi nodüller. Ses teli nodülleri genellikle bilateraldir, yani her iki tarafta da bulunabilirler. Ses tellerinin üzerinde bir çeşit yuvarlak şişlik gibi görünürler. Nodüller ses tellerinin fazla kullanması sebebiyle oluşur. Yani örneğin hasta sesini çok sık kullanıyorsa, Belki bir şarkıcıysa ya da benim gibi çok konuşan biri ise bu durumda ses tellerinde nodül gelişebilir. Bu nodüller çok rahatsız edicidir. Seste kısıklık ve bozukluğa sebep olmakla birlikte genel olarak rahatsızlık verirler. Ama aslında nodüller kötü huylu değildir. Yani kanserli değillerdir. Ve kendi başlarına yok olurlar. Ses tellerinin ve sesin dinlendirilmesiyle yok olmaları mümkündür. Böylece kendi başlarına iyileşirler. Başka bir tümör türü de papillom olarak bilinir. Ve eğer larenksin üzerinde ise buna larenks papillomu denir. Net olması için bunları farklı renklerde göstereyim. Nodül pembe renkli olan olsun. Papillomu da sarı renkte yapıyorum. Papillom da ses tellerinin üzerinde bir çeşit yumru gibi belirir. Aslında papillomun belirgin bir sınırı olmayabilir ve bu yüzden inişli çıkışlı görünebilir. Nodüller çoğunlukla küçük yuvarlak bir şişlik şeklindeyken papillomlar sesteli boyunca büyüyebilirler. Papillom da iyi huylu bir tümör çeşididir. Yani kansere neden olmaz. Kanserli değildir. Ama papillomlar yine de çok sinir bozucu olabilir. Çünkü kendi başlarına yok olmazlar. Hatta kesilip alınmadıkça yani eksize edilmedikçe büyümeye devam ederler. Papillomlara genellikle kısaca HPV denen insan papillom virüsü neden olur. İnsan papilon virüsünün sebebi korunmasız oral sekstir. Bu papillonlar çok hızlı büyür. Ayrıca çok rahatsız edici olabilirler. Çünkü operasyonla alındıktan sonra bile tekrar çıkma ihtimali vardır. Dolayısıyla papillonlardan kurtulmanın en iyi yolu papilom oluşmaması için daha en başta önlem almaktır. Larenks papillomunu önlemenin en iyi yolu güvenli seks uygulamalarıdır. Son olarak da Mavi renkle göstereceğim larenks kanserinden yani gırtlak kanserinden söz edeceğim. Bu kanserli yapılar tıpta zaman zaman karsinom olarak da geçer. Papiloma çok benzer olarak bunlar da aslında ses tellerinin üzerinde düzensiz bir şekilde büyürler. Bu yüzden sınırları çok tuhaf biçimde şekillenir. Papilomlar ve karsinomlar çok benzer göründüğünden mikroskop altında incelenmeleri gerekir. Bu iki tümör türü mikroskop altında farklı görünür. Larenks'teki karsinomların büyük çoğunluğu skuamöz hücreli karsinomdur ve bu kısaca SCC olarak da bilinir. Hem alkolün hem de sigara içmenin skuamöz hücreli karsinoma neden olabileceği bilinmektedir. Bunu tedavi etmek için de yine bu tümörün kesilip alınması yani eksize edilmesi gerekir. Fakat Larenks kanseri yani gırtlaktaki karsinom çok tehlikelidir ve çok hızlı büyüyebilir. Bazı hastaların larenkslerinin tamamının alınması gerekebilir ki bu da konuşma yetilerini kaybetmeleri demektir. Bu nedenle bir hastanın ses tellerinde nodül haricinde bir tümör varsa bu çok ciddi ele alınmalıdır. Bununla birlikte larenks kanserinin çok agresif olduğunu ve bu nedenle kanserli hücre ameliyatla alındığında bile hastayı tedavi etmek için yeterli olmayabileceğini de ekleyelim. Bazı hastaların operasyonla birlikte radyasyon veya kemoterapi tedavisi görmeleri de gerekebilir.